Herkese merhabalar, Necla Esmen'in kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere sonunda o çok sorduğunuz sorunun cevabını verecek bir video çekiyorum. Aslında biliyorsunuz, siz bu soruyu sorduğunuzda ben her defasında hani bunu bir Google'lasanız bulacaksınız diyordum ama sonra baktım ki siz Google'lamıyorsunuz, hala bu sorular gelmeye devam ediyor. Dedim madem bu süper bir video fikri, ben Google'layayım, ben videosunu yapayım. Bunlar benim şahsi olarak deneyimlediğim şeyler değiller arkadaşlar. Ben de araştırdım. İnternette bir araştırma yaptım. Ortalama maaşlar ne kadar, insanlar tecrübelerine göre nasıl maaşlar alıyorlar, ona göre bir liste çıkarttım. Amacım hem yüksek maaşları gösterebilmekti sizlere, hem de düşük denilebilecek maaşları gösterebilmekti. O yüzden böyle bir skala oluşturmaya çalıştım. Ayrıca şunu da söylemek zorundayım. Hani bunu daha önce de söylemiştim. Bu araştırmalarımda bunu zaten kanıtlar nitelikte oldu kendi kendime. Kantonlara göre, yaşınıza göre, çalıştığınız yıl sayısına göre, kadın ya da erkek oluşunuza göre, ne kadar tecrübeli olduğunuza göre alacağınız maaşlar değişebiliyor. Ben size bulabildiğim kadarıyla böyle farklı maaş farklılıklarını da göstermeye çalışacak bir video hazırladım. Hadi başlayalım. İlk önce hep meşhurdur ya, ya bu doktorlar kaç para alıyor ya diye. Burada uzman doktorlar 13 bin frank brüt maaş alıyorlar. Ha, bir de şunu açıklamak durumundayım. Brüt maaş üzerinden maaşlandırılıyorsunuz burada. Maaşınız aslında yıllık brüt maaş olarak ödeniyor size. Hani bunun aylara bölünmüş halini alıyorsunuz. Brüt maaşın ne demek? Şimdi burada ne demek? İsviçre'de Türkiye'den farklı olarak sağlık sigortanızı kendiniz ödemek zorundasınız. Bunu daha önce defalarca kere konuştuk zaten. Bunu biliyorsunuz. Bu içerisinde değil brüt maaşınız. Yani bu sağlık sigortası kesilmiyor. Siz onu kendiniz ayrıca ödüyorsunuz. Peki brütten ne kesiliyor? Birinci pilor denilen işte emeklilik ikramiyenizin emeklilik kesintiniz yapılıyor devlet tarafından. Ve normalde bu şirketten şirkete göre değişebiliyor bunun kuralları. Bir de ikinci pilor denilen bir pilor var. Genellikle ben burada benim şirketimin yaptığını anlatacağım. Şirket nasıl diyeyim, tazminatınızı ödüyor sizin adınıza ve bunu emekli olduğunuzda tazminat olarak siz geri alabiliyorsunuz. Ya da başka bir şartı daha var. 10 yıl kadar çalıştıktan sonra zannediyorum sadece ev almak koşuluyla, hani ev alırken ana para yatıracaksınız ya, onu yatırabilmek adına şirket size bu kesintiyi geri ödeyebiliyor. Ama normalde esas tazminatınız, ikramiyeniz bu ikinci pilordan geliyor. İşte bu da normalde ben benim şirketimi yaptığını söylüyorum. Benim maaşımdan, brüt maaşımdan %5 kesiyor. Kendisi %7,5 ekliyor. Ve normalde hani devletin kestiği de var. Bütün kesinti ortalama olarak %12 civarında bir kesintiye tekabül ediyor. Yani brüt maaşınızdan %12'lik oranda, %12 ile 15 oranında değişen oranda bir kesinti yapılacak. Bir de bunun haricinde yıl sonunda vergi ödüyorsunuz. Hani ben kendi dilimle anladığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. O tabirleri, terminoloji hiç bilmiyorum. Bu kadar. Neyse, devam ediyorum. Doktorlar 13 bin frank ortalama maaş kazanıyorlar. Brüt maaş kazanıyorlar. Üniversite profesörleri. Yine onlar da 13 bin frank civarında brüt maaş kazanıyorlar. R&D uzmanı. Yani araştırma geliştirme uzmanları 11.500 frank civarında brüt maaş kazanıyorlar. Eğer aynı birimde çalışan kimyagerse 9.200 frank brüt maaşı var. Kimya mühendisinin ve kimya mühendisi ve uzmansa 15.600 brüt maaşı var. Mesela bankacının 7.200 bir maaşı var. Ancak bu 38 yaşından sonra kazanabildiği bir maaş. Yani 38 yaştan sonra ancak bu maaşı kazanabiliyorsunuz. Hani finans müdürü, daha uzman finans müdürlerinin 20.000 frank aylık brüt maaşları var. Pilotlar
hep konuşulur. Türkiye'de de çok meşhurdur pilot maaşları. Askeri pilotlar burada 9.000 frank bürüt maaş alıyorlar. Normal özel havayolu pilotları uzun uçuşlarda ve 16 yıl çalıştıktan sonra, 16 yıl tecrübeden sonra 15.000 frank bürüt maaş alıyorlar. Mesela benzin istasyonu çalışanı pompacı 3.600 frank bürüt maaşı var. Temizlikçi ama profesyonel bir temizlikçi, işte belgesinin falan olması gerekiyor. 3.700 frank bürüt maaşı var. Satış görevlisi. Mesela burada bu dediğim farklılıklar çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Eğer elektronik alanında bir satış görevlisi ise 3.600 frank civarında bürüt bir maaşı var. Eğer kıyafet satışı yapan bayan bir satış görevlisi ise 4.000-4.200 arasında ortalama değişen bir maaş kazanıyorlar. Taksi şoförleri 3.800 frank ortalama bürüt maaşları var. Terzi neydi onu? Kasap, fırıncı, yani ekmek yapan, fırında çalışan kişi ve neydi? Çiçekçi ortalama 4.000 ile 4.500 frank arasında maaş alıyor. İşte kimi 4.000, 4.200, 4.500 gibi değişiyor bu çalışma alanlarının maaşları. Veterinerler, mesela veteriner, normal bir veterinerse, yeni mezun veterinerse 5.600 frank ortalama maaş alıyormuş. Eğer uzman veterinerse 7.000 frank maaş alıyormuş. Eğer hayvanat bahçesinde çalışan bir veterinerse 3.600 maaş alıyor. Polisler, yeni mezun polis 5.300 frank bürüt maaş kazanıyor. Başkomiser 14.800 frank kazanıyor. Mühendisler ne kazanıyor? Birazcık da bundan bahsedelim. En çok sorulanlardan bir tanesi bu. Ziraat mühendisleri 6.300 frank. Ses ışık mühendisleri 5.000 frank. Endüstri mühendisleri 8.500 frank. Elektrik elektronik mühendisleri 8.900 frank. En çok kazananlardan bir tanesi. Eğer mühendis mesela proje geliştirme işte gibi bir iş yapıyorsa, yani pozisyon olarak da biraz yükselmişse 11.000 franklara çıkabiliyormuş ortalama maaşları. Bunun haricinde mimarlar, eğer 15 yıl tecrübeliyseniz bir mimar olarak 11.000 frank maaş kazanabilirsiniz. Eczacılar da ayrılıyorlar. Uzman eczacılar 7.800 frank maaş kazanıyorlar. Yeni mezun eczacılar 5.600 frank maaş kazanıyorlar. Bir de eczacı asistanı, hani bizim eczacı teknikeri dediğimiz eczacı asistanları da 4.200 frank maaş kazanıyorlar. Bir de arkadaşlar, bulabildiklerim, hani ilgi çekici bulduklarım bu kadardı. Bir de şunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi kantona göre değişiyor ya bu. Kantonlar arasında da ortalama gelirin farklılıkları var. Mesela Ticino genel itibariyle İsviçre genelinde ortalamanın %2 altında kalmış. Basel %4 üstüne çıkmış ortalamanın. Zürih %7 üstüne çıkmış. İşte Canton de Vaud da işte Cenevre'yi, Lozan'ı falan içeriyor. Burası da ortalama olarak kazanıyormuş maaşlarını. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Umarım size faydalı olabilmişim. En azından bir fikir verebilmişimdir. Ve umarım beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle ve aşkla kalın. Hoşça kalın.